Telefonunuz var mı yanınızda? Cep telefonunuz yok mu? Var mı? Çok büyük bir şey değil. Sadece anayasanın 64. maddesi yazacaksınız telefonunuza ve bakacaksınız orada ne yazdığına. Anayasanın 64. maddesi, lütfen açın bakın, bizim anayasamız. Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında saat 15. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Bir adam durmuş merdivenlerin üstünde. Zayıf, korkak. Burnu sivri ve uzun. Yanaklarının üstü çopur. Merdivenlerdeki adam Galip Usta tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Kağıt helvası yesem her gün diye düşündü 5 yaşında. Mektebe gitsem diye düşündü 7 yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam diye düşündü 9 yaşında. Sarı iskarpinlerim olsa kızlar bana baksalar diye düşündü 13 yaşında. Babam neden kapattı dükkanını ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü 15 yaşında. Babam 50'sinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim diye düşündü 16 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 17 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 18 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 19 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak işsiz kalırsam diye düşündü 50 yaşına kadar. 51 yaşında artık ihtiyarladım dedi. Babamdan bir yıl fazla yaşadım. Şimdi 52 yaşındadır ve kaptırmış kendini düşüncelerin en tuhafına. Kaç yaşında öleceğim? Ölürken üzerimde yorganım olacak mı diye düşünüyor. Burnu sivri ve uzun. Yanaklarının üstü çopur. Merdivenlerdeki adam Galip Usta tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Tekrar söylüyorum, anayasanın 64. maddesini açın okuyun lütfen. Bizim anayasamız.